İstanbul'da gece saatlerinden itibaren binlerce şimşek kaydedildi. Şiddetli gök gürültüsü sesleri İstanbulluları uyutmadı. Şimdi hem yağışı ve son durumu hem de bu ürkütücü şimşekleri konuşacağız. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Sayın Orhan Şen bizimle birlikte. Sayın Şen, iyi bayramlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar Tunç. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Şen, resmi olmayan kaynaklar yaklaşık 10 bin şimşek kaydedildiğini belirtiyor. Doğruluğu nedir bu verinin? Böyle başlayalım. Ardından da gök gürültüsü seslerinin çok şiddetli olmasını neye bağlayacağız? İstanbul'da birçok kişi demin de söylediğim gibi uyuyamadı gürültü nedeniyle. Evet, çok teknik bir konu bu Tunç ama ben kısaca şöyle anlatmaya çalışayım ben. Bu yağan yağışla şimşek ve yıldırımların sayısı birbiriyle orantılıdır. Ne kadar fazla yağmur yağacaksa o kadar fazla şimşektir veya o kadar fazla şimşek ve yıldırım varsa o kadar fazla yağmur yağacak demektir. Nedeni de şunu hemen söyleyeyim. Bu elektrik yüklerinin, negatif ve pozitif elektrik yüklerinin birbirlerine elektrik şeyini geçirmesidir, akımı geçirmesidir. Bu nerede oluyor? Bulut içerisinde oluyor. Bulut içerisinde bir bulutu düşünelim. Kalın bir bulut. Bu bulutun altlarında, yani dün akşamki bulutlardan bahsediyoruz, yoksa normal bulutlardan değil, altlarında ufak damlacıklar vardır. Yukarılarda ise daha büyük damlacıklar vardır. Büyük damlacıklar pozitif yüklenir, küçük damlacıklar negatif yüklenir. Nasıl yükleniyor bunlar? Bunlar birbirlerine çarpışaraktan elektrik yükü alıyorlar. Ve dolayısıyla küçük damlalıklardan büyük damlalara doğru bir elektrik akımı geçer. Eğer buradaki elektrik yükü, yani damla sayısı ne kadar fazlaysa, yani bu ne demek? Ne kadar çok yağmur yağacak ise şayet, buradaki elektrik deşarjı çok fazla olur. Yani önemli deşarjlar oluyor burada ve dolayısıyla bulut içerisinde bu şimşek, buna bulut içerisinde olanlara şimşek diyoruz, devamlı birbirleriyle elektriğini boşaltırlar. Bunlardan bir tanesi de buluttan dışarı çıkar, yere boşaltır. Evet. Veya yerden yukarıya çıkar. Buna da yıldırım diyoruz. 10 bin tane doğrudur. Dünyada her dakika 18 bin, 20 bin tane şimşek yıldırım oluyor. Dünkü şeylere ben baktım, ben de dün akşam seyrettim. Çoğu yıldırım vardı. Yani yıldırım çok fazlaydı Türkiye üzerindekinde. İşte dediğim gibi bu elektrik yükünün deşarjı. Çok çok yüksek voltajlar var burada. 100 bin voltluk falan voltajlar oluyor ve boşaltıyor. Niye gök gürülüyor? Onu da hemen söyleyelim kısaca. Şimdi bu elektrik akımı geçerken havaya basınç yapıyor ve havayı ayırıyor ikiye. Ayırdığı zaman havanın yarılmasından kaynaklanan bir ses bu. Şimşekle veya yıldırımla gök gürültüsü aynı anda olur. Ses hızı daha az olduğu kısa zamanda olduğu için bize ışık daha kısa gelir, ses daha sonra gelir. Esasında ikisi de aynıdır. Baktığımız zaman yani dün akşamki 10 saatte Levent'e 150 kilogram yağmur yağmış. Çok yüksek bir yağmur bu. İşte deminden muhabirlerimizin şey yaptığı yerlere 100 kilogram civarında yağmur yağmış. Ama Tunç, bir şey de söyleyeyim hemen. Tabii dere yataklarına yakın yerlerde artık oralarda apartmanlar yapılmış, imara açılmış. Buradan geri dönüş biraz çok zor. Ama şunu yapmamız lazım bizim artık. Yani bu dere yataklarına yakın yerlerde bodrum katlarına iskan vermememiz lazım. Eğer bodrum katlarındaki yaşamı kaldırırsak ortadan, bu tür hadiselerle karşılaşmayabiliriz. Yani ikinci kata, üçüncü kata iskan verilip de alta vermemek lazım. Birincisi bu. İkincisi de dün akşam AFAD ihbarı verdi. Bu ihbarı da biraz daha öne çekebilirsek, dediğim şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bu kişiler, yani evlerini su basan kişiler en azından o kum torbalarını alıp da o kapıların oralara koysunlar. Tabii kum torbaları varsa, ama bu yerlerde olanlar da kum torbalarında yani bir torbanın içerisinde üçte birine kum koyaraktan, yani bir insan kaldıracağı evet, şekilde oralara koyması lazım. Ancak bu şekilde bakın, erken uyarı, geçen gün biliyorsun şeydeydik, İnebolu ve Bozkurt'taydık. Orada da erken uyarı, AFAD'ın yapmış olduğu erken uyarı ve bizlerin de yapmış oldukları erken uyarı sayesinde can kaybı çok aza indi. Yani iki kişi kayıptı. Burada da esasında işte muhabirimiz söyledi, başka evlere gitmişler, şey yapmışlar. Erken uyarı son derece önemli bu işte.
Onun için artık yani bu deprem değil, depremde 10 saniye, 15 saniye önce ancak erken uyarı yapabiliyorsun ama bunu da bir gün önce senin programında, senin yayınında ben ihbar etmiştim. Evet. Yani pazar günü ama deniz meniz olmaz, oturalım yerimizde pazar günü, biraz şiddetli gözüküyor diye. Böyle yaklaştıkça bu ihbarı biraz daha kuvvetlendirerek en azından bunlara, çünkü meteorolojik afetlerin, ekstremlerin gelişi çok önceden belli olabiliyor. Artık teknik önceden çok uyarı geliyor zaten. Evet, meteoroloji uyarıyor birkaç gün önceden. Hatta İstanbul, Ankara başta olmak üzere 21 il aman dikkat dedi, sarı kod verdi. Şimdi Sayın Şen, elbette devam edelim bu noktada. Yani yağış daha ne kadar devam edecek? Hangi illerde ne kadar etkili olacak? Bugün ve önümüzdeki birkaç günde neler bekliyor yağış noktasında? Hala risk devam ediyor mu? Evet Tunç, özetleyeyim ben bunu. Öğlen saatlerinden itibaren artık yavaşlıyor, zayıflıyor yağışlar. İstanbul'da yavaş zayıflıyor. Son şeylerini yapıyor Anadolu yakasında, Boğaz çevresinde. Öğleden sonra yavaşlayacak, yani normal yağmura geçecek. Akşam İstanbul'da yağmur akşama kadar devam eder ama önemli bir yağış değil. Evet. Ama hava kapalı ve yağmurlu. Bu yağış şeye doğuya doğru kayacak. Düzce, Zonguldak civarlarında biraz belki kuvvetlenebilir. Bu arada Eskişehir, Ankara ve Kastamonu bu hat üzerinde de öğleden sonra yağışlar biraz kuvvetli. Bunu da dikkat etmek lazım. AFAD bunu bakacak, meteorolojiyle ilişki içerisindeler ve bildirecektir o şehirlere de. Ama şu anda bir şey söylemeyelim. Orada yatacak. Ama yarından itibaren hava açıyor Tunç. Yani artık bayramın ikinci, üçüncü günü olaraktan hava güzel. Türkiye'de hava güzel oluyor. Hani kuzey bölgelerde biraz bulutluluk var. Onu hemen geçmiyor. Ama diğer bölgelerde yağışa son veriyoruz ama tekrar şunu da söyleyeyim. Perşembe günü takip edeceğiz gene. Nereyi? Balıkesir, İzmir, Aydın civarını. Evet. Gene senin programında belki rast gelirsek onu da açıklarız orada. Öyle bir şey gözüküyor orada da. Bir tehlike gözüküyor. Sayın Şen, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ve bir kez daha güzel bir bayram diliyoruz size.